Karar vermiştim. Hani kasabaya gideceğim diye. Tabii bunu sadece dile getiremiyordum. Ve de olsun dedim. Ben gitmek istiyorum dedim. Kırcaali, Rodop bölgesinin Bulgaristan bölümündeki şehir merkezi. Bu ülkede en yoğun Türk nüfus bu bölgede yaşıyor. Balkanların pek çok yöresinde kendinizi doğal çevre olarak Anadolu'nun herhangi bir beldesinde hissedersiniz. Ama Kırcaali, böyle bir değerlendirmede Anadolu kasabalarına en çok benzeyen yerleşim merkezi olurdu herhalde. Ülkemizdeki örneklerine çok benzeyen mütevazı camii. İşte eşyalarımı aldım. Eşya dediğimizde bir poşet işte, iki pantolon, iki çorap. İbrahim Hoca'nın evinde kaldık. Sabah okula gittik. Okulda kaydettirdiler. Dediğim gibi yani Bulgarca, Türkçe kısmı, yani dil kısmında sıkıntımız vardı. Oradan da İbrahim Hoca tabii özellikle beni yürüyerek götürüyor bu sefer. İşte oğlum dedi, burası okuldum, buradan da şimdi dedi salona gidiyoruz dedi. Oradan tutturur bir küçük bir cadde gibi bir şey. Sol tarafta park, sağ tarafta askeriye. Emin adımlarla maş maş salona doğru gittik. Salona girdiğim gün. Salona girdim, ilk kez halteri orada gördüm, öyle diyeyim size. Koca koca kilolar, yani bir acep insanlar, abiler böyle. Üstler çıplak, böyle kaslısı, göbeklisi. Bir acep bir atmosfer. Tabii ürktüm, eyvah dedim, ben ne yaptım dedi. Ve aynı günde iki tane abinin arasında tartışma çıktı. Antrenmanda, sabah antrenmanı. Korktum tabii ki, birden öyle bir atmosfer, eyvah ben ne yaptım dedim. Aynı dakikada geri dönmek istedim. Hani ben yapamayacağım diye. Tabii ki babamın zaten bir hafta geçmemiş, o sözü babamıza vermişiz, geri dönmeyeceğiz diye. Baba dedi, asla seni geri almam. Daha yolun başındaysa o cümle direkt aklıma geldi zaten. Babam dedim, beni kabul etmez. Şimdi ben biliyordum, dedirtmemek için belki babama. Yani yapacak bir şey yok dedim. Ben bir şekilde burada başlamam lazım dedim. Ve öylelikle başladım. Ama ilk gün pişman oldum ve o süreçte bayağı bir uzun sürdü aslında. 5-6'ya kadar sürdü. İlk günüm de öyle geçti. Eyvahlarla geçti, pişmanlıklarla geçti.
15 Ekim'de spora başladık. Hani halk tenisten açtık. 1983 yılı. Naim abi de rahmetli, o zaman zannedersin ilk şampiyonluğunu elde etti. Bu yarışmadan sonra Naim abi güzel bir karşılama töreni yapıldı bizim Kırcaylı bölgesinde. Tabi biz ismini duyuyoruz ama yani sadece Naim diye biri var. Bizim Naim abimiz diye biri var. Sofya'da çalışan bir halterci milli takımda. İlk zamanda belki de o zamanlar milli takım daha yeni olduğunu bilmedim belki yani. Çünkü yeni başlamışım spora. Tabii öyle bir organizasyona dediler ki bütün spor branşları katıldı. Ama tabii ki biz halter olarak, çünkü halterci biz şampiyon olduğu için biz biraz daha ön plandaydık. Biz işte ufak çocukları böyle tekstere yaptılar. Büyüklerle falan bir sırada Naim abiyi bekledik ki bu arada Naim abi anons edildi. O dakikaya kadar Naim abiyi görmemiştim ben. İşte başarısından dolayı işte başarısını anons ettiler. Dünya şampiyonası diye aklımda kalmış. İşte sahneye çıktı, plaketlerini aldı. Güzel konuşmalar yapıldı onunla alakalı. İşte benim yarısını anlıyorum, yarısını anlamıyorum tabii o zamanlar. Tabii alkışladık. Fırat'a orada bir heyecan sardı. Çünkü yani önemli bir insan, büyük bir sporcu olduğunu insan, etrafındaki insanların bakışlarından, övgülerinden anlayabiliyorsunuz. Tabii biz de farkındayız aslında ama çocuğuz dediğim gibi. Bu süreç benim halter'e alışmamı sağladı. Dolayısıyla ilk kıvılcımlarım aslında biraz da o noktada şanslıymışım. İlle de bir vazgeçtiğim yerde tetikleyecek bir şeyler hep böyle çıkmış karşıma hayatımda. Çünkü daha sonraki hayatımda ona benzer birileri dedi. Sayın seyirciler, biraz sonra sizlere sunacağımız program sadece Türk soydaşlarımızın Bulgaristan'da çektikleri acıların, çilelerin ve zulmün anlatımı değildir. Bu program tüm insanlığın onuruyla ilgilidir. Bizim bölgede bütün bir gecede bütün isimler değişmiş. Köye gittim. Köye vardım. İşte iki gün izin vardı. Köye gittim. Babam falan işte bunlar değiştirmişler tabii herkes. İsminle cisminle dalga geçiyor tabii. Dedi halledi oğlum dedi senin adını da değiştirdik dedi. Dedim nasıl oldu bilmem dedi. Huben dedi. Dedim baba ne dedim ya ben Huben ilk kez duydum Bulgaristan'da böyle bir isim. Rumen yaygın. Rumen ismi çok yaygın ama Huben yok. Ben Huben tamam dedim. Ben tabii arkadaşlarla oynamaya gittim. Gittim sınıf öğretmeni dedi ki hadi bakalım dedi çocuklar. Şimdi de yeni isimlerini söyleyeyim yani bu okul defterine isimlerimizi de girecekler. Sonra sıra bana geldi fakat ben ismimi unuttum. Ben dedim ki nasıl yapayım tabii ben bana sıra gelene kadar da yalan düşünüyorum ben. Hani ne diyeceğim unuttum desem arkadaşlarım dalga geçecek benimle. Hani salak yerine koyacaklar. Yani bizim köye daha gelmediler dedim en kırsal köy ya. Bizim köye daha gelmediler deyince dedi ki çok bir cümle kullandı. Yani bir öğretmeni bir öğrenciye kullanmayacağı bir cümle kullandı. Dedi ki böyle böyle dedi. Sen dedi beni dedi salak yerine mi koyuyorsun? Bulgaristan sınırları içerisinde bir tane daha Türk ismi kalmadı dedi. O zaman bile hiçbir şeyin farkında değildim yani. Nelerin başımıza geldiğini. Benim için oyun gibi bir şey de böyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyordum. Çünkü gittim yurda arkadaşlar beni hallederdi. Hiç kimse bana Bulgar ismini hitap etmedi. İşte dediğim gibi okulda ismimi yazdırdım. Yani değiştirdim ertesi günü. Ama hep oyundu benim için. Ta ki Naim abi iltica etti 86 yılında. Baskılar başlamaya başladı. Yani nasıl derler. Dışlamaya başladık o süreçte. Naim abinin kaçışıyla birlikte o süreç biraz daha gözü görür hale geldi. Bulgaristan'da Türklere uygulanan baskı ve zulüm politikasından kaçarak Türkiye'ye iltica eden dünya şampiyonu halterci Naim Süleyman Ankara'ya geldi. Avustralya'nın Melbourne kentinden Londra'ya geçen Naim Süleyman'ı getiren özel uçak saat 10.26'da Ankara Mürted Havaalanı'na indi. Müzik
Naim Süleyman, Dünya Halter Şampiyonası için bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde Bulgar ekibinden ayrılarak Türkiye'ye iltica talebinde bulunmuştu. Daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçen Naim Süleyman, dün geceyi buradaki Türkiye Büyükelçiliği'nde geçirmişti. Türk asıllı sanatla uğraşan, sporla uğraşan Türk çocukları kendi alanlarında uzaklaştırmaya başladılar. Hani artık spor yapamazsınız, işte şunu yapamam, yani sadece gelip burada eğitimini görürsünüz. En azından eğitimimizi elimizden almadılar. Ama spor kısmında artık biz yokuz gibisinden böyle bir şey oldu. Bunun da sebebinin de bizim Türk olduğumuzu söyledi zaten. İşte o zaman farkına vardım, yani kaç sene sonra. O hoca onu deyince, ama o zaman artık lise 1-2'ye gelmiştik artık, yani mezun olacağız. İşte hayata atılacağız, sporu devam ettireceğiz, nasıl devam ettireceğiz. İşte sporu elimden alınca nelere mal olduğunu fark ettim. Geç de olsa 15 yaşlarında bunun farkına vardım. Her şey Bulgaristan'daki komünist yönetimin 1984 yılında çıkardığı soya dönüş kanunuyla başladı. Yüz binlerce Müslüman Türk bir gecede yok sayıldı. Türkçe konuşmak da, Türkçe isim taşımak da yasaklandı. Camiye gitmeleri de yasaktı, cenazelerini İslami usullere göre defnetmeleri de. Askerler Türkçe isim bulunan pasaportlara el koymak için köy köy dolaşıyordu. 1980'de işte bu olaylar yaşandıktan sonra, bir buçuk sene sonra biliyorsunuz sınırlar açıldı 1989 yılında. Tabii benim ailem gelemedi. Birçok kişi geldi, arkadaşlarım birçoğu geldi. İşte Enver hocamız geldi, diğer sporcu arkadaşlarımız geldi, ailelerle birlikte. Ancak benim ailem pek bu yönde cesaret edemedi. Çünkü dört kardeş, anne baba, tabii imkanlar, olanaklar, hayata bakış açıları, yani korku, cesaret. Çünkü hani memleket ve yurt değiştirmek biraz sıkıntılı, yani belli bir şeyler güvenceniz olması lazım. Benim ailem gelemeyenlerdi. Ailem gelemeyince de yaşım 16 olduğu için de ben de tek başıma gelemiyorum. Aileden ayrı. Dolayısıyla ben de maalesef Bulgaristan'da kaldım. Kendi kendime şöyle bir şeyler düşündüm ve karar verdim daha doğrusu. Bulgarların da yoğun yaşamış olduğu şehirlere gideyim. Orada belki Bulgarlar arasında kaynarım. Çünkü Bulgaristan'da halterle alakadar olan antrenörler, kulüpler beni biliyorlardı. Yarışmalara gidip geliyordum. Haskova'ya gittim. Haskova'da okul, oranın antrenörüyle görüştüm ve kendisine şunu söyledim. Benim annem, babam, ailem Türkiye'ye gitmeyecekler. Yani öyle bir şansı, imkanı. Ben Bulgaristan'da kaldım ve ben bu sporu yapmam gerektiğini söyledim. Fakat orada pek olumlu cevap alamadım. Bu dönüş yolunda işte kasabaya geldim. Kasabaya geldikten sonra köye geldim. Köyde de bir mektup geldi benimle birlikte aynı gün içerisinde. Baktım ki Türkiye'den bir mektup var. Gönderene bir baktım. Enver Türkiye'ye. O süreç içerisinde sınırlar da kapanmıştı. Çünkü Eylül'den sonra Ekim gibi işte giriş çıkışlar, göç olayı kapanmıştı. Ve ancak vizeyle gelebiliyordunuz. Artık daha devlet nezdinde kontrollü bir şekilde gelebiliyordunuz. Tabii herkese de vize vermiyorlardı. Mektupta aynı şu yazıyor. Halil, evet annem baban gelemiyormuş. Fakat sen yanına istediğin herhangi bir aileyi alıp Türkiye'ye gelebilirsin. Ve seninle sana eşlik edecek olan aileye de Türkiye'de iş güvencesi veriyorlar buradakiler. Fakat o gün şöyle bir karar, yani şöyle bir düşünceye kapıldım. Evet, yani sonuçta ben buradan giderken bir aileyi götürebilirim. Ancak beni köyden kasabaya götüren İbrahim Hoca da Bulgaristan'da kalanlardan. Şimdi öyle bir noktada buradan götürmemi gereken kişinin, kendi ailem hariç, beni kasabadan, köyden kasabaya götüren İbrahim Hoca'dan yana şansımı kullanmam lazım, o hakkımı kullanmam lazım diye. Ve kasabaya gittim, yenge hanımla görüştüm. O arada İbrahim Hoca da yurt dışında çalışıyordu. Ve onlar benimle gelebileceklerini ve başka kimseye söz vermemi gerektiğini söylediler. Ben de tabii ki dedim. Thank you.
30 Aralık'ın ilk ışıklarında, yani gece 1.30'da sınırdan geçiş yaptım. Giriş yaparken de ziyade Edirne'ye girdiğimde ilk aklımda gelen o savak açı gördüm, tamam mı? Her taraf ışık ışık, ışıl ışıl, her taraf ışıktı. İşte o muzlar nerede gördüm hatırlamıyorum ama böyle bir her tarafta muz vardı. Böyle bir resim var gözümde aslında. Her tarafta muzun olduğu bir ülke düşünsene, Bulgaristan'da. Yeni yıldan yeni yıla görüyorduk biz onları. O da sırada size kalırsa. Yine zorlandım. Yani zorlandım. Herkes bana koyacaktı. Anne yok, baba yok. Tek başıma Ankara'ya geldim. İbrahim Hocam'ın ailesi Adapazarı'na gittiler. Ennur Hoca Edirne'den aldı beni, Ankara'ya getirdi. Ve bir salona geldik. 19 Mayıs'taki o halter salonuna. Yine yeni bir ortam. Kamp eğitim merkezimiz vardı. 6 salondu ki hala duruyor. Hala haftanın 2 günü giderim orayı. 6 salon, hemen bir üst katta yatakhane diyelim işte biz buna. Misafirhanemiz vardı işte 6 odadan oluşan. Üçer arkadaş. Salona ilk girdiğim gün hocalar bakıyorlar, bu kim? Bulgaristan'dan gelen ufak tefek bir köşede çalışıyor. Hocalardan bir tanesi şunu söyledi. Ya dedi ki, bunun gibi dedi 1000 tane çocuk var Türkiye'de dedi. Yani ne gerek var? Tam söyleyen de haklı, getiren de haklı. Orada bir tek ortada kalan ben. Bunun karşılığını vermem lazım. Bir an önce toparlanıp artık benim nasibim, benim kısmetim mi ne? O sene sonunda Adapazarı'nda Cumhuriyet turnuvası oldu. Adapazarı Atatürk Spor Salonu'ndaki turnuvaya Suriye, Pakistan, Cezayir, İran, Tunus ve Arnavutluk'tan 32, Türkiye'den de 20 halterci katılacak. Turnuvanın ilk gününde yarın 52, 56, 60, 67,5, 75 ve 82,5 kilo müsabakaları yapılacak. Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası pazar günü yapılacak 90, 100, 110 ve artı 110 kilo kaldırışlarıyla sona erecek. Hayatımın gerçekten, bunu samimi duygularla söylüyorum. Tabii ki olimpiyatın madalyası hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Dünyanın ayrı yeri var. Avrupa'nın apayrı var. Olimpiyatın zaten apayrı da. Ama benim hayatımda da Sakarya'nın apayrı yeri var. Hani bugün geniş bir zaman olsa örneğin bana o gün 48'in saatini anlatın desinler. Dakika dakika kaç defa lavaboya gittiğimi, kaç defa ne yaptığımı, dakika dakika hafızamı biraz zorlasam 48 saati size anlatabilirim. Öyle bir süreçti. Ve hayatım boyunca sürekli o heyecanı yaşadım ve yaşıyorum ben. Konuştukça da yaşıyorum. Onun için benim için en kıymetli yarışma odur yani mesela. En fazla istediğim, ispatlamak. Sakarya'da şampiyon olmam benim için unutulmaz bir şeydi. Ennur Hoca'ya karşı var olun. Ennur Hoca çünkü benim adıma söz vermiş. Yani bundan bir şeyler olacak demiş. O zaman onların ikisine de borcumu ödemiş oldum ben. Ondan sonra da o yarışmadan sonra da kendi hedeflerime kilitlenmeye başladım. Uluslararası
O dünya şampiyonası. Ben önümdeki notlarımda dünya rekoru olacak. Eğer 160 kiloyu Halil kaldırırsa ve işte Halil ilk hareketi son derece rahat. Atış garanti. Ve garanti. İşte Halil. Halil 7. dünya rekoru. 7. dünya rekoru. Halil'in omuzlarında az önce 2 dünya rekoru birden vardı ve 160 kilo Halil dünya rekorları 7 dünya rekoruyla birlikte. Halil Mutlu 3 altın madalya, 3 dünya şampiyonluğu ve 7 dünya rekoru. Evet sayın seyirciler, sizleri bir anda şu bir anlık bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Az sonra tekrar birlikte olacağız sizlerle. Ya şimdi şöyle, belli bir noktaya ulaştıktan sonra zaten rakiplikten çıkıyorsunuz diğer ülkeler için. Birçok kişi için şu oluyor, şu sporcuyla yarışabilsem. Tabii ilk zamanlarda biz nasıl bunlardan tedirgin oluyorsak, hani yeni yolun başında. Dolayısıyla onlar da bizden bir o kadar tedirgin oluyordu. Ama belli bir süre sonra, artık üstünlüğünüzü kabul ettirdikten sonra, ki bu bizim için de geçerlidir. İnsanlar daha çok, rakipleriniz daha çok sizinle yarışmaktan keyif alırlar, kazanmaktan ziyade. Bu siz hariç 2'de, 3'te, 4'te, 5'in sıralarda rekabet başlar. Hatta birçoğu kendi yarışmaları bitince de, ki ben onların rakibiyim, sizi keyifle izlerler. Acaba Halil rekor kıracak mı diye de bakarlar. Dolayısıyla ben, evet o yarışma kısmı, o heyecanı hep beraber yaşadık ama belli bir zaman sonra onlar sizi izleyici pozisyonunda sizinle beraber mutlu olabiliyorlar. Benim ikinci olan rakiplerim bile rekor kırdıktan sonra benim kadar sevinmişlerdir. Çünkü arada fark var ama hani yarım kilo değil 5 kilodur. Yani 10-12 kilo fark. Ona yapabilecek bir şey yok. Ve zaten yani özellikle spor hayatımın birçoğunda da zaten rakiplerime göre önde olduğum için de onun keyfini yaşadım. Podyuma çıktığım zaman seyircileri görmem ben. Hani 1000, 2000, 3000, 5000 kişi vardı muhakkak. Podyuma çıktığım zaman asla hiçbirini görmem. O kaldırış esnasında hakemi dahi görmem. Sadece ışık görürüm. Işık yanar ve olay benim için orada biter. İlk hak 1 dakikadır, ikinci hakka girdiğiniz zaman 2 dakikadır. Yani her şey o 1 dakikaya bağlı sizin. Ondan önce yaptıklarınız da o 1 dakikaya bağlı. Ondan sonra yapacaklarınız da aslında o 1 dakikaya bağlı. Hani çünkü o 60 saniye içerisinde o güne kadar yapmış olduklarınızı bütün senaryosunu ya toplarsınız ya da hepsini orada olduğu gibi bırakırsınız.
Zaten de bugün ayakta bu kadar sağlamsa ve bugüne kadar Beyti Olimpiyat şampiyonu 287,5 kiloyla Halil Mutlu. 54 kiloda ondan büyüğü yok. Rekor. Rekor bu! 138 kilo, olimpiyat ve dünya rekoru, 138 kilo. Koparmada dünya ve olimpiyat rekoru, dünya rekoru Halil'indi. Olimpiyat rekoru da onun, dünya rekorunu da yarım kilo daha geliştiriyor Halil Mutlu, 138 kilo. 160 kiloyla, evet, ikinci olimpiyat şampiyonluğu için o 160 kilo omuzdan kalkıyor ve Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu diyebiliyoruz. Bravo Halil, 160 kiloyu kaldırıyor, 160 kilo, toplamda 297,5 kilo oldu, 297,5 kilo oldu, resmi bir şey yok ortada ama olimpiyat şampiyonluğunu ilan etmemiz mümkün değil. Halil olimpiyat şampiyonu, Halil üçüncü kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşıyor. Bir başarı ne kadar geç gelirse o kadar daha kıymetli ve değerli oluyor. Ve kesinlikle orada bir o kadar da kalıcı oluyorsunuz. Bir başarıya 5 ayda veya 5 yılda varırsanız orada kalabileceğiniz süre 1 sene. 2 sene o zirvede kalamazsınız. Ama 10 sene o zirveye gelirseniz, ben 14 sene kaldım ama en az 5 sene zirvede kalırsınız. Onun için gençler diyorum, hiçbir zaman başarıya muhakkak odaklanın. Ama neden gelmedi diye üzülmeyin. Çünkü ne kadar geç gelirse o zirve ömrünüzü bir o kadar daha uzatır. Gerçekten çok güzel. Şu kadar şampiyon, ya tam benim o kadar şampiyonluğum var ama benim de ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var, hiç kimse onlardan bahsetmiyor.